Sizin diğer setlerinin içerisinde de var. Basit piste motor 90 derece veya 45 derece şeklinde önerebildiğiniz. Onunla ilgili de bol miktarda soru var şeyde, köylerinizde. Dört adet bobin grubum var. A1, A2, A3, A4 diyelim veya farklı isimler de verebilirsiniz, sorun değil. Orada üçüncü soruydu galiba, yanılmıyorsam sette. Tamam, üçüncüsü, 7'nin üçüncüsüydü yanılmıyorsa. Bunu hep ileri hep geri göndermeniz isteniyoruz sizden. Şimdi A1'e Q0.0, A2'ye Q0.1, A3'e Q0.2, A4'e Q0.3 verelim çıkış olarak. Veya neyse verelim, sorun değil. Ne isteniyor? Birincisi ileri çalışması. İkincisi geri çalışması. Üçüncüsü durması mı? Evet. Tamam mı? Şimdi normalde step motor sürücülerini aldığınız zaman elinize orada yön için aslında tek giriş vardır. Yani biz burada ileri bir girişi geriye iki giriş olarak gösterdik ya. Örneğin buna ne diyelim? Input 0.1, input 0.2. Normalde iki tane giriş kullanılmaz piyasın şeyde, bu tür dijital sürücülerde. Bir tane yön bilgisi vardır. Örneğin input 0.1 diyelim. Input 0.1 eğer 1 ise ileri döner, 0 ise geri döner. Ne oldu? İleri ve geri aslında bilgisini iki ayrı giriş kullanmadı. İki tane girişi aslında ne yapmadı? Harcamadı. Tek girişle halletti. Hocam çalışıp durması, evet çalışıp durmasına da zaten bir tane girişi kullanacağız. Normalde olur. Yani yarın gün elinize bir tane step motor sürücüsü aldığınız zaman hocam bunun yön bilgisi için iki tane giriş yok demeyin. Bir adet giriş vardır. O giriş eğer varsa bir yöne döner, o giriş eğer yoksa diğer yöne döner. Ama biz çok fazla problemi karıştırmamak için ilk etapta böyle düşünmeyelim ama ilerleyen sorularımızda bu şekilde düşünebiliriz. Bu step motora iki türlü adım attırabilirsiniz. Ya tam adım attırırsınız, A1 enerji versin, A2, A3'ü, A4'ü 90-90 gider. Veya yarım adım attırırsın, A1'i bir enerjilendirirsin, sonra A1'i A2'yi enerjilendirdiğin zaman ortaya gelir. A2'yi enerjilendirirsin, A2 A3'ü, A3'ü, A3 A4'ü, A4'ü, A4 A1'i bu şekilde de 45'er derecesi ne yapabilirsiniz? Size bu adım attırabilirsiniz. Tamam. Şimdi ilk temeline başladığımız için yarım adım da attırmanızı istemiyorum. Tam adım attıracağız. Yani çıkışları sırayla Q0, Q1, Q2, Q3 PLC tarafından enerjilendirecek ve 90-90-90 motor dönecek. Burada ileride anahtarlama sırası nedir? Örneğin veya sağ fibresi yönü veya sağ fibresinin tersi yönü. Bunlar çok fark etmeyecek bizim için. İleride hareket nedir? Anahtarlama hareketi Q0.0 0 bir daha yazalım onu. Q0.1 Q0.2 Q0.3. Eğer bunu ben bir yön olarak kabul ediyorsam bunun tersine döndürebilmem için de yapmam gereken şey tersten gitmek. Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0. Bu da benim dönüşümde ters olarak hareketimde, yerimde veya saat fibresinin ters yönünde hareketim için anahtarlama sıra. Şimdi başlayalım. Her bir adım arasındaki süre ne kadar olacak? 1 saniye olsun. Örneğin birer saniye adımlarla gitsin. Şimdi
şunun üstünde gösterelim. Normalde veya zaman grafiğiyle gösterebilirsiniz. Zaman verilerim olacak. Şu adımda ne girecek devre? T37, T38, T39, T40 mı? Zaman grafiği olarak çizelim isterseniz bunu. Kaç tane çıkışım var benim? 4 tane. Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, Q 0.3. Bunların birer saniye zaman dilimleri olacak. Önce start anında 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 devreye girdik. Birer saniye aralık var. Bu ne dedik? T37, T38, T30. Şu zaman noktam T37. Şu zaman noktam T38. Şu T aşağı alayım. T39. Şu zaman noktam T40. Aynı zamanda T40 bana ne yapacak? Periyodik çalışma için başa gönderdik. Periyodik çalışmada ne yapıyordu? En sonki zaman öresi kapalı kontağını açıyordu. Böyle bir iş yapacak. Şimdi girişleri unutun. Tamam mı? Kaba taslak bir çıkışı şu adımlarla çalıştırmaya çalışayım. Kim giriyor devreye? İlk başta Q0.0 giriyor. Öyle değil mi? Q0.0 kim nereden çıkarıyor? T37. T37'nin Q0.0'ın nereden çıkarabilmesi için buraya kapalısını koyacağım. Bir saniye sonra açacak, devre çıkaracak. Peki ne var ikinci sırada? Q0.1 var. Bunu kim devreye sokacak? T37 devreye sokacağı için kapatıp sokacağından açığını kullandı. Kim nereden çıkaracak bunu? T38 bunu devreden çıkartacak. Başka ne var? T38 Q0.2 devreye alacak. T39 kapalısını açarak Q0.2 devreden çıkartacak. Tamam. T39 ne yapacak? 39 çakayacak. Q0.3'ü devreye alacak. Bunu kim nereden çıkartacak? T40'ı. Aslında ben T40'ın kapalısını koymama gerek yok. T40 zaten sistemi ne yapacaktı? Başarı önerecekti. O yüzden ben bunu şöyle bir şekil için alayım. Sistemin çalışması bu. Peki bu hangi çalışmada gerçekleşecek? Bu ileri çalışmada gerçekleşecek. O zaman bu satırların başına ben ileri koyacağım. İleri tutları. Onlara bir isim vermiş miydi? Vermiştim. İleri input 0.1 vermiştim. Şimdi geri çalışmayı yapalım. Tamam mı? Geri çalışmanı ise onu istersen bir daha çizelim mi? Bu tarafa çizeyim. Q0.3, Q0.2, Q0.1, Q0.0. Bu sefer kim nereye girecek önce? 0.3, sonra 0.2, sonra 0.1, sonra 0.0. Tamam mı? Aynı zaman verilerini ben burada kullanabilirim. En küçük yerde zaman veren neydi? T37, T38, T39 ve T40'da. Öyle değil mi? Şimdi şunu da biliyorum. Şunu da biliyorum ben.
PLC'nin bir çıkışı ancak bir yerde kullanır. Öyle değil mi? Yani şu çıkışları alıp ben aşağıda başka bir yerde de kullanamam. Çünkü gelecek bu 1 olsa da aşağıdaki değeri 0 olursa çıkışı 0 yazacak. Yani iki başlık olmayacak bir şeyde. O zaman ikinci çalışma şartlarını ben yine bu networkler üzerinde yapacağım. Ama ne olacak? Az önceki çalışma şartlarına paralel yapacağım. Yani ileri çalışırken bu kolon çalışacak veya bu satır çalışacak veya bu hat çalışacak. Geri çalışmada biraz sonra altına çizeceğim kısım çalışacak. Şimdi başlayalım. Küçükten başlayalım. T32 gibi devreye veya şöyle söyleyeyim. T32 gibi devreden çıkartacak. T37'nin buraya neyi koydum? Kapalısını koydum. Tamam? Devreden çıkardı. Daha sonra T37 gibi devreye alacak. T37 bunu devreden aldı. Bunu kim devreden çıkartacak? T38 mi? Oldu mu? T37 2'yi devreye aldı. 38 devreden çıkarttı. 38 kimi devreye alacak? He? Q0'ı kim devreden çıkartacak? Düzeltiyorum. T39. Tamam mı? T39 kimi devreye alacak? Q0'ı kim devreden çıkartacak? Yine bu T40'ı yuvarlak içine aldım çünkü reset attırıcı açın sisteme gerekmeyecek biraz sonra. Peki bu ikinci şart ne zaman gerçekleşecek? Motorun giriş çalışmasında yani input 0.2 olduğu zaman. Input 0.2 input 0.2 input 0.2 input 0.2. Tamam mı? Bu da geri olma şartında çalışacak. Şimdi zaman verilerini devreye alalım. Onda ne verirsin? Karışmasın. Şöyle inşallah karışmaz. Zaman verilerini devreye alacağım. T37 T38 bunların hepsini ton zaman verisi. T39 ve ne var? T40 var. Bu zaman verilerini kim devreye alacak? Eğer ben ileri çalıştırıyorsam ileri çalıştırıyorsam yani input 0.1 varsa bunlar devreye girsin mi? Girsin. Peki geri çalışırken de bunlar çalışacak mı? Evet. Geri çalışırken de bunlar çalışacak. O zaman input 0.2 ile buna bağlı. Zaman ne? 10, 20, 30, 40. Yani 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye ve 4 saniye. En son tekrar ne yapacak? Sistemi resetletecek ve sistemi resetletebilmesi için buraya T40'ın kapalısını koyuyor. Tamam mı? Durdurma butonu dediğiniz şeyi sistemin durdurmasını istiyorum. Sistemi nasıl durdurabilirim? Durdurma butonu dediğiniz butonda yani input 0.0 zaman öğelerinin başına ekleyebilirsiniz. Bu tarafa eklemeye gerek var mı? Ona bakalım şimdi. O tarafa eklemeye gerek yok mu? Ne oldu? Input 0.0'a açtığım zaman bütün zaman değerleri 0'a döndü mü? 0'a döndü. Şuna bakmam lazım. Bütün zaman değerleri 0'a döndüğü zaman devrede bir eleman kalıyor mu? Input 0.1'den elimi çekmedim. Zaman değeri 0'a döndü. T37 burayı kapadı. T37 burayı kapadığı için Q0.0 çalışır. O zaman Q0.0 çıkışını oraya koymuş olduğum stop anahtarına veya stop girişinde kesemiyorum. Anlaşıldı mı? Bak. Ben buraya stop yaptırdım mı input 0.0'la? Yaptırdığım zaman buranın enerji zamanları 0'a düştü mü? Düştü. Ama o ara elim ileri veya geri butonunda olabilir. Çünkü kalıcı bir buton kullandık burada. Bu kapalıysa zaman 0'a düştüğünde bu kapayacaktır. Q0.0 çıkışı çalışacaktır. O zaman ben buraya input 0.0 koyarak ne yapabilirim? Açtırabilirim. Bu hatta açık var, devam etmez, açık var, devam etmez, açık, açık, devam etmez. Geliyorum bu hatta bir tane kapalı var. Kapalı üstünden çalıştırıp o zaman benim buraya da
kapalısını koymam lazım. Ha hocam aklınız karışmasın, aklınız karışmasın diyorsanız bunu input 0.0 buralara standart olarak atabilirsiniz. Çünkü yaptığınız iş tamamen sağlam. Tamam mı? Şimdi bir tarafa basıyoruz ileri çalışıyor, bir tarafa basıyoruz geri çalışıyor. Sıralamayı tekrar aktarılacak olursak ileride i1, i2, i3, i4 mü? Geride g1, g2, g3, g4 mü? Çalışmanın herhangi bir anında, çalışmanın herhangi bir anında yön değiştirdiğini düşünün. Tamam mı? He. Burada şöyle bir sıkıntımız var, bir dakika. Ben hem ileri butonuna basıp hem geri butonuna basabilirim. Öyle değil mi? Hem ileri butonuna basarım, hem geri butonuna basabilirim. Aynı anda devreye sokarım, bu da olmaz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz burada. Bu ne? Input 0.2, input 0.1 diyebilirsiniz. Bu seneyi sağlar, input 0.1'e bastığım zaman giriş uyguladığında aşağı hattı keser. Veya input 0.2'den giriş verirsem şurayı kapatır, yukarı hattı keser. Bu şekilde bir yöntem yapabilirsiniz. Aynı anda devreye girmesini engellemek için. Tamam. Bu bir yöntemdir. Şimdi çalışmanın herhangi bir anına gelelim. Q02 devreliydi. İleri dönerken Q02 yani 3. adımı atıyordu. Ben burada çok anlaşılmıyor bunu. Dur şurada yapalım. İleri 2. adımdaydı. Tamam mı? 1. adım attı, 2. adım attı. Attı. Ben ileri kestim, geriye verdim. Geriye verince G1'e geliyor mu enerjilenmiş oyundan? Hayır. Hayır. İleri 2'deydi. İleri 2'de giden ben ileriyi kestim geri verdim. Geriyi verdiğim zaman şuradaki zamana baktığınız zaman ne çalışacak? Geri 1. adım çalışacak. Yani Q1'den enerjiliyken bobin Q3 enerjilenecek. Aradaki bobin atlanacak. Bu da ne olacak? İleri giderken, tamam mı, alakasız bobin enerjilendiğinizde orada step motorun duruma göre, yapısına göre step motorun kararsızlığa düşebilir, salınım yapabilir, tamam mı, istenmediğimiz bazı durumlar gerçekleşebilir. Ha ne olacak? Şu sıralamada step motor kaldı mı burada bobin, tamam mı? Geri istediğim an geriye gelemez çünkü bobin atlaması gerekir. Bobin atlayamayacağı için ne olacak? Şu sıralama en az bir kez yaptığı zaman, yani geri yönde gelecek ya sıralı bir şekilde 3, 2, 1, 0 o sıralamayı yaparken zaten bobini bir yerde yakalayacak. Bobin ileride burada bir yerde kaldı giderken. Ben geri verdim ama geri bu bobini veya bu konumu yakalayamadı. O konumu yakalayamadığı zaman ne olacak? Zaten sıralama 3, 2, 1 gelecek ya, 1 de yakalayıp 0'a çekip tekrar devam edebilir. Yani 2-3 adım sonra, 2-3 step sonra o şeyi yakalayacaktır. Kararsız kalan rotor kısmını yakalayacaktır step motor. Ama bu da istenmeyebilir. Tamam mı? Yani nasıl çok tatlı bir şekilde veya çok düzgün bir şekilde ileri götürüyorsam sistemimi aynı şekilde kaldığı yerden geldi buraya. Bu bobinde kaldı. Geri yaptığı zaman tekrar bobinden ters gitmesini isteyebilir. Benim yaptığım işler oluyor. Burada kalıyor. Geri yönde çalışıyor bobinden. Geri yönde çalışırken rotoru bir yerde yakalayıp devam ettiriyor. Bir süre kararsızlık var orada. Anlatabildim mi? Yani orada şimdi demin vazgeçtiğim şimdi anlatayım kısmı size anlatayım. Input yok. Şimdi ileri 3. adımda bak şimdi. İleri 3. adımda kestik. İleriyi. Geri verdim mi? Geri verince hangisi çalıştı? Şuradaki Q03 çalışmadı mı? Burada kestim ama ileriye bir adım daha attı. Gördünüz mü?
Bak şimdi burada kesti. Neydi ileride böyle böyle gitmiyor muydu? Böyle gidiyordu, başa dönüyordu. Burada kesti. Geri gitmesini beklerken geri bir sonraki adımdan başladığı için tak bir adım daha ileri gitti, sonra geri geldi. Demek senin kararsızlıkları anladınız mı? Kaldı yani. Önce geri gitti, sonra geri geldi. Tabii bak, geldi şurada kesti. Şimdi sıralamada bu boyun enerjilenmesi lazım ama zaman sırasında bu boyun enerji. Bir daha ileri gitti, ondan sonra geri gelmeye başladı. Bu istenmelik durum olabilir. En basit yolu budur. Yani durumu tam tamamlıyor, ondan sonra geliyor. Nerede kaldıysa geri çalışmaya başladığı zaman o rotoru veya o konumu nerede yakalarsa ondan sonra geri götürür. O yakalayana kadar da arada kaç adım geçer bilmiyorum. Yakalarken de burada olduğu gibi tekrar ileri geri hareket yapar mı onu da bilmiyoruz. Tek tek... Bu zaman olacak. Yakalaması daha kolay. Çünkü 4 tane şey var. O yarım arada dediniz ya hani araları. He. Mesela A1 ile A2 arada. Onda daha sıkıntı. İşte onu diyorum ben. Onu yine onda şeyi yakalayana kadar onda konumu geri gelen bu bir konumu yakalayana kadar oradan otoru salınım yaptıracaktır. 2 katı daha çok kalmayacak yakalamak. O da olabilir. Şimdi bunu isterseniz geldi, nerede kaldıysa kaldığı yerden geri dönecek şekilde yapalım. Şimdi orada şöyle bir olay var, düşünmeye çalışın. Ya buradaki zamanlar sabit, zamanlarla nasıl oynayacağız? O dediğim şeyi zamanlarla yapmanız çok zor. Bir sürü olasılık var. Burada kaldı geri gitti ilerideyken. Burada kaldı geri gitti, burada kaldı. Hani neyse zaten geri gider, kabul. Veya geri giderken burada kaldı, geri gitti. İleri gitti. Burada kaldı, ileri gitti. Bunların olasılıklarını tek tek düşünemezsiniz. Tek tek zaman öylesi koyamazsınız oraya. O zaman daha kolay bir yöntem kullanmanız lazım. Artı şu zaman öylesi işi aslında bir angarya iştir. Buraya ne koymanız lazım? Her bir yola büyük küçük Türk işaretiyle bu için daha basit bir şekilde halledebilirsiniz. O da bir yöntem. Tamam mı? Şimdi bunu silelim. Biraz sonra kaldığı noktadan nasıl devam ettireceğiz ona bakalım. Tamam mı?